Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir bana mesaj atıldı. %50 ve %80 ÖTV dilimiyle ilgili. Bayiler bize çok yüksek rakamlar söylüyor. Faturalarda değişik rakamlar çıkıyor. Bununla ilgili uygun araç nasıl alabilirim? Bu ÖTV matrağı hesaplaması nasıl oluyor? Bu aracın fiyatı yüksek mi değil mi? Liste fiyatına göre ÖTV hesaplamayı nasıl yapabilirim? Bayağı bir hızlı konuşuyorum ama bunları hesaplamayla ilgili birçok mesaj geldi bana arkadaşlar. Özellikle Salman abiye çok teşekkür ederim. Beni yurt dışından aradı. Bununla ilgili Burak, detaylı bilgiyi tam olarak veremiyorsun. Biraz daha konuyu aç. İnsanların hakkına giriliyor dedi. Ben de bu konuyu açmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha detaylı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağım inşallah sizlere. Şimdi devlet ÖTV muaflı engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza bir indirim sağlıyor. Diyor ki aracın ham fiyatı 129.990 ne kadar bedelki olanların %50 ÖTV dilimi. Bunun üstü ise yani 130.000 TL üstü ise %80 ÖTV dilimi. İki tane ÖTV dilimi var arkadaşlar. Bu iki tane ÖTV diliminde hesaplamayı nasıl oluyor? 129.990 ÖTV dilimindeki rakamlar %50 ÖTV dilimindekiler 229.000 gibi rakamda arkadaşlar olanlar %50 ÖTV diliminde, onun üstü ise %80 ÖTV diliminde, sınır ise 330 bin liraya kadar araç alabiliyoruz. Olay bu. 100, yani 234 bin lira üzeri 330 bine kadar, yani 234 bin ile 330 bin arasındaki rakamlar %80 ÖTV diliminde, 234 bin TL'nin altı ise %50 ÖTV diliminde. Bu bilinen rakamlar liste fiyatları üzerinde. Ama biz bu işin daha detayını öğrenip daha da uygun fiyatları aracı alabiliriz. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bununla ilgili tam detaylar nedir? Size ben bunları vermeye çalışacağım. Özellikle Salman abim bana detaylarını söylediği şey şu. Hesaplamada %50 ve %80 ÖTV dilimleri var arkadaşlar. Bu ÖTV dilimlerine göre aslında tersten gidilip de hesaplanabilir. Daha da işi karıştırmadan söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bize bir tane aracın fiyatı söyleniyor. Bize deniyor ki işte aracın fiyatı 360 bin. Size gelen rakam işte 200 bin lira. 200 bin liraya nasıl verebiliyor? Bunu hesaplayacağız. Tamam, 360 binin mesela ÖTV dilimini hesaplayamıyoruz. Çünkü bizim sınırımız 330 bin. 330 binin sınırını, örnek veriyorum, ben en çok şu siteyi kullanıyorum, hesapkurdu.com arkadaşlar. 330 binin hesapladığımızda çıkan rakam, ham fiyatı, aracın vergisiz bedeli 155 bin lira arkadaşlar. 155.367. Buna sadece ekleyeceğimiz şey ise şu. Sadece KDV. Devlet sizden KDV alıyor. Yani 155.367 çarpı 1.18. Sizin ödeyeceğiniz rakam 183.333 lira arkadaşlar. 0.6 kuruş gibi. Bunun üzerine size kalkıp 200 bin lira fiyat söylendiğinde kardeşim bana faturayı ver diyeceksiniz. Bunun üzerine bir rakam kesemezler. Herhangi bir ÖTV rakamı ekleyemezler. Devletin almadığı ÖTV'yi başka hiçbir Allah'ın kulu alamaz arkadaşlar. Bunun adı kar mar filan değildir. Sakın evden para vermeyin. Her şeyi bankayla yollayın. Bu aracın bedelidir diye yollayın. Ve ona göre siz hakkınızı arayın. Kesinlikle. Hani aracı alamadığınıza dair de CİMER'e, tüketici hakları, MASAK ne varsa her şeyi yazabilirsiniz. Kesinlikle size bu fiyatı çeken bayilerden bahsediyorum. İyi bayiler var arkadaşlar. Onları ben kapsamıyorum. Bu fiyatları verenlerden ben kastediyorum. Çok yüksek rakam. Şimdi size hani 350 bin diyorlar ya, işte 350 binlik aracın %80'ini hesapla. Tamam, 350 binlik aracın %80'ini hesapla ama hesaplayamam. Çünkü 350 bin lira araç %80 ÖTV dilimine, yani ÖTV muafa zaten girmiyor, hesaplayamam. Bana bunun ham fiyatını ver diyeceksiniz. O size söylemeyecek. Normalde ben satış danışmanıyken bayide ben ham fiyatını söylüyordum. Bunun üzerine rakam söylüyordum. He, araçta seramik kaplama, ekstra bir şey yaptırdıysak
O ayrı. Sonuçta yaptırabiliyorsun. İlla ki her kişi ÖTV muaflı bu aracı alacak, yok. Alacak değil yani. Örnek veriyorum, ben bir tane araç almışımdır. Bu araç ben bu arabayı showroom'a çekmişimdir, yan basamak eklemişimdir, seramik kaplama yapmışımdır, özellikle paspas ekletmişimdir. Üzerinde 7-8 bin liralık, belki 10 bin liralık malzeme var. Onu da eklersiniz, faturaya koyarsınız ama kalkıp onun bedeli 50 bin, 30 bin, 40 bin değildir. Ve elden para vermeyin arkadaşlar. En önemlisi bu. Ve hani özellikle çoğu kişinin söylediği, Salman abin de özellikle söylediği şey, her şey testten başlamak. Hani size rakam söyleniyor ya, han fiyatını ver kardeşim diyeceksiniz. Han fiyatı, aracın han fiyatını aldıktan sonra, örnek veriyorum 155.367, daha fazla kafayı karıştırmamak için tabii ki, 155.367 çarpı 1.18 dediğinizde çıkan rakam 183.000 333 lira. Sizin ödeyeceğiniz rakam bu. Ya tabii ki bu işin kısası direkt 1.8'e bölmek de gene aynı şey çıkıyor. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz ama daha kafa karıştırmadan iki şekilde de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hesaplarsanız olayın detayına varamazsınız. Çünkü hani direkt 1.8'e bölüm çıkan rakam budur dediğinizde sizden çok yüksek para alınabilir arkadaşlar. Bana fatura göster kardeşim. Bu aracın ham fiyatı ne diyeceksiniz? Bu aracın ham fiyatı ne derseniz, işte işler o anda değişir. Alacağınız rakam belli olur. Size o fiyatı vermek zorundadırlar. Zaten bayi tamam, üzerine seramik kaplama yapsın, boya koruma yapsın, paket koruma yapsın, yıllık koruma yapsın. Size zorla satış olarak işte senelik bakımı içindedir deyip 10 bin liraya bağlasın. Daha ne bağlayacak? Çocuk koltuğu koysun. Sallıyorum. Ama kalkıp bunun üstüne 20-30 bin lira koyması kadar abes bir şey yoktur. Kanunlarda var mıdır yok mudur, ona da bir bakmak lazım ama önemli olan devlet sizden ham fiyatı üzerine ÖTV almadığı, bunun herkesin bildiği bu rakamları budur arkadaşlar. O yüzden bir araç alacaksanız ham fiyatını sorun. Üzerinde neler ekli onları sorun. Devletin ÖTV almadığı, zaten özel tüketim vergisi almadığını özellikle bildirmek isterim arkadaşlar. Bunları sorup o şekilde araç alabilirsiniz. Tabii ki her bayinin illaki bir karı olacaktır. Sonuçta bir ticarethanedir. Bir kar sağlayabilir ama olmayan bir şeyin üzerine 30 bin lira 40 bin lira koyulursa bunda bir sıkıntı vardır. Örnek görüyorum. Liste fiyatı bir aracın, misal veriyorum, en sonlarda işte en son hangi aracı satmıştım? Grandland veya pardon veya Toyota Corolla veya başka bir araç liste fiyatı, örnek görüyorum, 310 bin lira. 310 bin liralık aracı hesaplayalım birlikte. 310 bin aracın bölü 1.18 1 bölü 1.8 dediğimizde çıkan rakam, bayağı şaşırttık, 310 bin bölü 1.18 bölü 1.8 dersek çıkan rakam 145.951. Bakalım burada da hemen bir yazalım. 310 bin dediğimizde 145 bin küsur çıkıyor. Evet, 900 51. Doğru rakam çıktı. 145.951. Şimdi bu 145.951 çarpı 1.18 dediğimizde çıkan rakam, ödeyeceğiniz rakam 172.222 lira ödeyeceksiniz arkadaşlar. Sizin ödemeniz gereken rakam 172.222 lira. Yani 310 bin liralık ödeyeceğiniz aracın rakamı budur. 172 bin lira arkadaşlar. Bunun üzerine bir rakam söyleniyorsa, özellikle pro forma fatura isteyin, bu aracın faturasını isteyin, çıkan rakamı söyleyin. Hakkınızı aramak için ben kimse kötülemiyorum. Siz sadece hakkınızı arayın diyorum. Sadece sizlere yol göstermeye çalışıyorum. Yapacağınız şey bu. Pro forma fatura, ham fiyat, çıkan rakam ve hesaplama. Şimdi %50 ÖTV dilimi ile ilgili bir tane araç hesaplayalım arkadaşlar. Aracın fiyatı 200 bin lira olsun.
Şimdi arkadaşlar 200 bin liralık bir araca bakalım. 200 bin liralık aracın hesaplaması nasıl olur? 200 bin bölü %50 ÖTV diliminde olsun bu da. 200 bin bölü 1.18 bölü 1.5 dediğimizde 112.994 çıkan rakam aynı arkadaşlar. 112.994 rakamını 112.994 çarpı 1.18 dersek 200 bin liralık aracın ödeyeceğiniz rakam 133.332 lira arkadaşlar. Ödeyeceğimiz rakam bu. 200 bin liralık araç için size ne kadar söylediler? Proforma faturasını, faturasını hepsini isteyin. İlk isteyeceğiniz şey şu. Proforma fatura istiyorum. Onun üzerine fiyat teklifi isteyin. Onun üzerine satış olacağı zaman her şeyi banka üzerinden ödeyin ki haklınız olsun. Çünkü devlet sizden ÖTV almıyor. Devletin sağladığı şeyi başka hiçbir kimse sizden alamaz. Tabii ki bir ticarethanedir. Bir şekilde kar sağlar ama yüksek rakamlarda aman aman rakamlar olmaz. Çoğu kişinin özellikle söylediği şey arkadaşlar 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin, 70 bin rakamlarında bile var. Artık galeriler aracın bedelini veriyor. Araca fatura kestirmiyor. Aracın araç kalıyor. Sıfır olarak satışa sunuluyor. ÖTV muaflı bir kişi o aracı buluyor. ÖTV muafa girmiyor ya, araç sonuçta bekletilmiş, fatura kesilmemiş, bayiye fatura kesme diyor. Ve ondan sonra sizi satıyor. Kaç buraya? 250 bin liraya. Böyle bir rakam yok. 250 bin. ÖTV muaflı rakam. Yani en düşük rakam arkadaşlar 183 bin lira. Ya gerçekten size 190 bin denilse okey. Ama aracın fatura bedeline bakmalısınız ki sizde bu araç kaça satılıyor. Bir araç için 155 bin lira proforma fatura veriliyor. Bir bakıyorsunuz sonra değiştiriliyor. Aracın proforma faturası bir anda yükseltiliyor. Bunlar olabilir. Elinizde bir kanıt olsun. Kesinlikle konuşmalar, görüşmeler. Bunları eğer elinizde saklı tutarsanız bir araç alacağınız zaman da internet üzerinden, banka üzerinden verin. Kesinlikle elden para vermeyin. Bu durumlarını daha da suistimal etmemek. Teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Sonuçta herkes parasını kazanıyor. Bu insanların da durumları tabii ki siz de biliyorsunuz. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.